Otomobil meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bugünkü konumuz arkadaşlar benim size önereceğim B SUV'lar. Tam 5 adet güncel fiyatlarıyla ve güncel durumlarıyla gerçekten hem kaliteli hem sürüş zevki olan ve gerçekten kullandığınızda ve sahip olduğunuzda size art avantaj sağlayacak fiyat performans aracı olaraktan da diyebilirsiniz. Ve benim size tavsiye ettiğim 5 tane otomobil, bunları da engelli raporuyla alabileceksiniz. Şunun altını çizerek söyleyeyim arkadaşlar. Bakın, benim buradaki amacım bayide var mı yok mu fiyatı ile ilgili bir durum değil. Benim size tavsiye ettiğim 5 adet otomobil. Bunun altına basa basa söyleyelim. Sonra videoların altına bunları diyorsunuz da bayide yok da vesaire boşuna yazmayın. Zaman da kaybetmeyin yani. Evet arkadaşlar, size tavsiye edeceğim ilk otomobil B segmenti SUV kategorisinde Kia Stonic geliyor arkadaşlar. Zaten benim de sahip olduğum araç gerçekten gerek malzeme kalitesi, gerek işçiliği ve gerek Kia'nın son 5-6 yıldır atılımlarıyla beraber ve Kia kullanıcısı olarak kesinlikle size tavsiye edebileceğim malzeme ve işçilik kalitesi olarak gerçekten çok güzel bir araba. 725 bin lirayla 838 bin TL arasında arabanın fiyatları değişiyor arkadaşlar. 1.4 ve 1.0 motor seçenekleri var. 1.4'e LPG taktırabilirsiniz. 1.0'da da normal arkadaşlar CVT şanzımanlı aynı şekilde geliyor. Yakıt baremlerinin arasında çok ciddi bir fark yok. LPG taktırdığınız zaman aradaki fark daha da avantajlı da geçebiliyorsunuz diyerekten dipnotu verelim. İlk modelimiz zaten fotoğraflarından da görüyorsunuz, Kia Stonic. İkinci markamız arkadaşlar Opel. Opel'in Mokka'sı arkadaşlar. Opel Mokka kendi sınıfında yine arkadaşlar Alman mühendisiyle beraber gerçekten yerden yüksekliği, kullanılan malzeme kalitesiyle birlikte kendi segmentinde gene üst sıralarda prestijli bir model olarak kendine yer veriyor. Gerçekten Opel tavsiye edecek arkadaşlar için Mokka'yı kesinlikle bu kategoriye sokar ve tavsiye ederim arkadaşlar. İkinci sıradaki Mokka'yı da 942 bin lirayla 980 bin lirasındaki barem fiyatlarında, liste fiyatlarında sahip olabileceğiniz de hatırlatalım. Ve bir diğer marka, üçüncü markamız arkadaşlar Volkswagen cephesinden Volkswagen'in T-Roc. T-Roc zaten çıktığı aylardan, yıllardan beri gerçekten çok sevilen ve tutulan bir model. Gerek malzeme kalitesi, gerek işçiliği, gerek sürüş zevki, yine aynı şekilde SUV kategorisindeki yol tutuşuyla arkadaşlar gerçekten tüm beklentilere karşılık verebilecek bir model. 1.5 150 beygirlik motoruyla beraber 958 bin liraya sahip olunabiliyor. Tabii ki bulunabilirliği oldukça az, talebi de oldukça yüksek. Bu nedenle T-Roc bulduğunuz takdirde gözünüz kapalı, benim size tavsiyem almanız yönünde olacaktır. Ve 3. modelimizde T-Roc'la sonlandıralım. Ve 4. markamız olarak Skoda Kamiq arkadaşlar. Skoda Kamiq biliyorsunuz yine bir Alman üreticisinin modeli 1.0 ve 1.5 motorları ile birlikte arkadaşlar 825 bin lirayla 999 bin TL bareminde sahip olabiliyorsunuz. Gerçekten kalite olarak Alman kalitesiyle ve son yıllardaki Skoda'nın çıkışıyla aynı şekilde Kia'da olduğu gibi arkadaşlar ciddi bir ivmesi var. Kia Stonic ile Kamiq'in benzer yönleri çok fazla arkadaşlar. Görüntüsüyle, irtibarıyla, malzeme, işçilik olarak kesinlikle yine tavsiye edebileceğim bir diğer model ve marka Kamiq olacaktır. Bunu da değerlendirip listeleriniz arasında bulduğunuz takdirde alabilirsiniz. Ve sonuncu tavsiye edeceğim model arkadaşlar Ford. Ford'un Puma modeli. Ford Puma ile birlikte gerçekten eski spor görüntüsüyle sahip olan Puma'nın yepyeni bir SUV crossover serüvenine çevrilmesi ve evrilmesi sonucu gerçekten çok güzel ve çok güzel karizma bir model çıkardığının görüşündeyim. 1.0 125 beygirlik modeliyle de arkadaşlar 800 ile 900 bin bareminde sahip olabileceksiniz. Gerçekten gerek kullanışlılığı, gerek işlevselliği, yerden yüksekliğiyle gerçekten talep gören bir araba. Tabii ki bayilerde bulma serüveni Ford cephesinin, biliyorsunuz Ford'un genel anlamda daha ağır gidiyor. Yani Ford satış olarak malzemeden değil de arabaların gelmesiyle değil, satış bazında biraz daha yavaş gidiyor.
Bu sebeple bu markanın bu modelini kesinlikle ama kesinlikle size tavsiye edebilirim. B SUV kategorisinde arkadaşlar malzemeleri, kullanılan malzeme, işçilik, kaliteleri, performansları bakımından size tavsiye edeceğim benim gözümden 5 otomobil bunlar arkadaşlar. Bunlarla hem ÖTV muafiyetiyle hem de normal şekilde almak isteyen arkadaşlar bu modelleri gönül rahatlığıyla tercih edebilirler diyerekten bu tarz bilgilerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.